Efendim Osman Hatipoğlu'nu dinleyelim. Bakalım bugün bize ne anlatacak, hangi mesajı alacağız hep beraber. Yüce Mevlam'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Hiç şüphe yok ki merhameti sonsuz bir ilahın kullarıyız. Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretini, merhametini anlatmaya şuradaki bütün deniz mürekkep olsa yine de yetersiz kalır. Öylesine rahmeti ve merhameti sonsuz bir ilahın kullarıyız. Yüce Allah'ın Rahman ve Rahim ismiyle başlayarak şunları söylemek istiyorum. Mahşer günüdür. Yüce Allah iki kulun konuşmasına şahit olur. İki kullardan bir tanesinin 99 tane ameli vardır ve cennete girmek için bir amele ihtiyacı vardır. Diğer kulunsa sadece bir tane ameli vardır. Kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki senin neyin vardır? Kul diyor ki benim bir tane amelim var. Senin neyin vardır? Diğer kul da diyor ki benim 99 tane amelim var. Bir amelim daha olsa ben cennete gideceğim. Ama o bir amelim yoktur benim diyor. O bir ameli olan kul diyor ki dostum madem senin bir amele ihtiyacın var ben zaten cehenneme gideceğim. Bu bir amelimi ben sana veriyorum. Sen bununla beraber cennete git. Yüce Allah her şeyi bilmesine rağmen bizlere ibret lahikası olması için sorar der ki siz iki kul ne yapıyorsunuz? O bir ameli olan kul der ki ya Rabbi senin bu kulunun 99 ameli var ve bir amele ihtiyacı var cennete girebilmesi için. Benim de ya Rabbi bir amelim vardır. Ben cennete giremeyeceğim. Madem böyle bu kula izin ver. Ben bir amelimi bu kula vereyim. Bu kul cennete girsin. Yüce Allah der ki sen bu kadar merhametli misin? Evet ya Rabbi der. Sen bu kadar merhametliysen ben senden daha merhametliyim. İkiniz de el ele birlikte cennete gidin. Hep diyoruz ya merhameti ve rahmeti sonsuz bir ilahın kullarıyız diye. Yüce Allah mahşer gününde hepimizi bu merhameti ve rahmeti gölgesinde almayı, bu gölgenin altına girmeyi bizlere nasip eylesin. Evet, amin diyoruz bu güzel duaya. Evet, yani kul bir adım atarsa Allah onu hızlandırır. Onun bir iyiliğine binlerce iyilikle karşılık verir. Güzel bir örnekle Osman kardeşimiz bizi aydınlattı. Allah razı olsun.